Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. FMTV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni sezonda tekrar birlikteyiz inşallah. 1 Eylül itibariyle FMTV ekranlarında yeni sezona girmiş bulunuyoruz sevgili izleyenler. Tabii bu programda da daha evvelki programımızın ismi Fikir Meclisi'ydi. Yeni dönemde ufak bir değişikliğe gittik ve programımızın ismini Feyiz Meclisi olarak değiştirdik. Tabii yine bu programda gündeme dair önemli konuları ve soruları kıymetli Masum Bayraktar hocamızla birlikte değerlendireceğiz ve yorumlayacağız inşallah. Ben yeni sezonun ve yeni programımızın ismiyle beraber yeni programımızın hayırlı mübarek olmasını diliyorum. İslam'a ve insanlığa gerçekten hayırlı, uğurlu, bereketli, güzel bir dönem geçirmek ümidiyle ümit verecek, yön verecek bir dönem olmasını temenni ediyorum ve bu yönde de dualarımızı Mevlamıza, niyazımızı yöneltiyoruz. Tabii dediğimiz gibi sizden gelen soruları da bu programda vaktimizin el verdiği ölçüde cevaplamaya çalışacağız. O yüzden de iletişim bilgilerimizi de hatırlatmak istiyorum programa başlamadan önce. Program boyunca da tabii ekranda iletişim bilgilerimiz yer alacak kıymetli izleyenler. Ben yine de hatırlatayım, 0530 644 3688 numaralı telefonla bize ulaşabilirsiniz. Diğer hattımız 0530 234 0488 numaralı telefonlarla bizlere program boyunca ulaşabilirsiniz. Tabii öncelikle tabii sözü kıymetli Masum Bayraktar hocamıza vermek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Evvela Feyiz Meclisi programımız hayırlı olsun diyorum. Gerçi bu ismin değişmesi gerçekten çok yeninde olmuş. Çünkü sizleri görüp de feyiz almamak mümkün değil maşallah diyorum kadromuza. Allah nazarlardan saklasın inşallah. Tabii bununla beraber ekranları özlemişiz. Onu da söylemek istiyorum. Bütün seyircimizi özledik. Hepsine selam ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tabii bu dinlenme, istirahat mı deriz artık ne, esnasında da fırsat buldukça seyircilerle karşılaştığımız olaylar oldu. Oralarda da şunu gördüm. Elhamdülillah. Bizim seyircimiz gerçekten kanalını hem çok seviyor, hocalarını çok seviyor. Hem ondan sonra şuur, hassasiyet konusunda çok yüksek derecede. Rize'den geliyordum. Osmancık'ta namaz kılmak için camide durdum. Orada çok kıymetli bir abiyle karşılaştım. Tahmin ediyorum Ahmet abi, Ahmet abi ismi. İlla şehirdedir, sen söyle, şehirdedir. Ondan sonra geldi. Baktım çok dertlendi. Çok böyle gerçekten gönlünden çok dertler var yani. Yani halkımızın, özellikle gençlerimizin mutlaka İslam'la tanışması, Allah'la tanışması, peygamberle tanışmasıyla alakalı çok büyük dertlendi. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizim seyircimiz gerçekten şükürler olsun. Hem kanalını seviyor, hem hocasını seviyor, hem de hakikaten halkını, milletini çok düşünüyor yani. Gençliğini çok düşünüyor yani elhamdülillah. Rabbim inşallah cümlesinden razı olsun. Çok mutlu olduk elhamdülillah. Tabii kanala tekrar canlı yayınlara dönmemiz de işte elhamdülillah bizi memnun etti. Hepinize teşekkür ediyorum. FMTV ama iyi ki varmış diyorum yani. Hakikaten ihtiyaç insanlarımızın özellikle dünyevi ve uhrevi hayatlarına ışık tutacak bir kanal elhamdülillah. Rabbim inşallah istikametten ayırmasın inşallah. Bu güzelliği bozdurmasın inşallah. Bu güzelliği bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenler, FMTV yeni dönemde 21 adet canlı yayın programıyla karşınızda olacak ve tabii farklı programlarımız da olacak yeni dönemde. Çok canlı tabiri caizse bir kanal. Hocalarımıza ve program yöneticilerimize de ben buradan şimdiden çok başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. İnşallah tesiri yüksek, güzel programlar icra edecekler burada inşallah bu kanalda. Ben tilavet sürekli tabii programımızın başında Kur'an tilaveti okuyan Mehmet Akdemir hocamız ve Yasin hocamızdan da yeni döneme ilişkin ve yeni programımıza ilişkin görüşlerini de almak istiyorum müsaadenizle kıymetli izleyenler. İlk sözü Mehmet hocamıza veriyorum. Hocam sizin değerlendirmeniz ne olacak? Yeni dönem hayırlı ve bereketli eylesin inşallah. Özellikle programımızın ismi gerçekten beni etkiliyor. Yani yazıya bile bakınca insan çok tatlı bir isim. Rabbim inşallah bu programa
layık, bizlere yani hocamızı tenzih ederek ifade ediyorum. İnşallah seyircilerimize bol istifadeli inşallah program olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Feyiz meclisi olması önemli. Çünkü düşünsene daha Kur'an'la başlayacak. Ondan sonra okunan ayetlerin manası verilecek. Bu zaten feyiz meclisi elhamdülillah. Ben tabii şunu söylerim, o Efendi Hazretlerimizin meşhur ifadesi var. Bizim diyor duruşumuzu alamayan diyor, konuşmamızdan hiç alamaz yani. O yüzden dolayı yani bu hocaların insan duruştan alamıyorsa zaten konuşmalarından ne yapamaz, hiç istifade edemez yani. Ama bizim elhamdülillah seyircimiz öyle değil, seyircimiz her şeyden alır elhamdülillah. Allah muhafaza etsin inşallah. Yasin Hocam, sizinle görüşmek inşallah. Şükürler olsun. Yine çok güzel bir gündeyiz. Yine sevgili hocamızla beraberiz. Ben açıkçası, ben de gönülden geleni söylemek istiyorum açıkçası. Tabii ki bundan önce de hocamız başka başka kişilerle de program yaptı. Acaba diyordum yani bizde de devam eder mi diye içimde dua ediyordum. Acaba yeni değişiklikler olur mu diyerekten, ama şükürler olsun ki yine bizde devam ettiği için de bunun yüzden de Allah'a çok şükrediyorum. O yüzden de biz çünkü birebir burada daha çok istifade ediyoruz yani. Bizler dahi şu anda öğreniyoruz burada, şükürler olsun. Nice sorular geliyor ama biz de ilmimize ilim katıyoruz bu sayede. Ben o yüzden çok teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, dediğimiz gibi bu akşam Feyiz Meclisi'nde beraberiz sevgili izleyenler. Ben yeni dönemdeki programlarımızı da burada zikretmek istiyorum. Şimdi pazartesi günü Yıldızlar programı olacak. Tabii canlı yayınlarımız akşam 8'de başlayacak ve 50'şer dakikalık periyotlarda devam edecek. Son programımızda 23.10'da sonlandıracağız kısmeti. Toplamda 3, her akşam 8'de başlayıp 11'de bitecek bir kuşağımız var, canlı yayın kuşağımız. 3 ayrı program olacak. Pazartesi günü Yıldızlar programımız olacak. Burada sahabenin hayatlarından kesitler yer alıyor ve gündeme ilişkin tabii günümüze de yorumlayarak buradaki hocalarımız bu programda sizlere bilgiler sunacaklar. Feyiz Meclisi dediğimiz gibi kıymetli Masum Bayraktar hocamızla birlikte yapmış olduğumuz gündeme dair programımız. Şu anda içinde bulunduğumuz program ve tekrar hadis deryası, bizden sonra hadis deryası var. 22-25'te başlayacak olan bir program. Peygamber Efendimizin hadislerinin gerçekten günümüze uyarlanarak verildiği güzel bir ders. Derslerin icra edildiği bir program. Yasin hocamız bu programı inşallah sunuyorlar. Salı günü kıssadan hisse yine 8'de başlayacak bir programımız. 9'da yine asra ışık tutanlar var. Kıymetli hocalarımızın yine katıldığı. 22-25'te de sözünüzü programımız var. Çarşamba günü de sürahi programımız var. Fıkıh programımız. Mesut Özdemir hocamızın gerçekten çok etkili ve güzel geçen bir program. Sürahi programı var. Daha sonra Gençsen, FM TV'nin gerçekten en genç, en dinamik yüzlerinin yer aldığı, sosyal medyaya dair bilgileri günümüze uyarlayan bir program. Daha sonra hemen peşinde 10'da yakın tarih programı olacak sevgili izleyenler. Onu da biz yine sunacağız inşallah. Perşembe günü yine 8'de Rahmani Psikolog Sami Geniş hocamızın o engin bilgilerinin yer aldığı, gerçekten insanı etkileyen güzel bir programı var. Daha sonra yine 9'da kıymetli Masum Bayraktar hocamızın hayat dersleri adı altında gerçekten çok önemli, hayata dair çok önemli ipuçlarının ve derslerinin verildiği bir programımız olacak. 9'da başlayacak Perşembe günü bu. Hemen akabinde yine peygamberlerin hayatı, Sadullah Vural hocamızın gerçekten çok güzel anlatımıyla, sunumuyla bir program gerçekleşecek. Cuma günü yine 8'de siz sorun biz söyleyelim. Tabii bu da televizyon ekranlarında belki bir ilk, baba oğlun sunduğu bir program. Yavuz Selim hocamızın oğluyla birlikte sunmuş olduğu bir program. 9'da Çare ve Çözüm Yusuf hocamızın bir programı. 10'da Hayır Kervanımız olacak. Dünyada yapılan Fatime Denizler'in yapmış olduğu yardımları ele alan bir program. Cumartesi günü saat 8'de haftanın yorumu olacak. 9'da Kur'an'ı anlamak programımız var. 10'da Arapça öğreniyorum. Bu da çok önemli bir ders. Pazar günü de Ailemize İnciler, Hakikatler olacak peşinden 9'da. Ve pazar günü saat 10'da da Altın Silsile programımız olacak. Meşayih-i Kiram'ın anlatıldığı programımız. Dediğimiz gibi 21 adet canlı programımız olacak sevgili izleyenler. FM TV ekranlarından bizi izlemeye devam edin diyoruz. Evet kıymetli izleyenler, Feyiz Meclisi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğimiz gibi program boyunca bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. 0530 644
3688 0530 234 0488 numaralı telefonlarla bizlere mesaj gönderebilirsiniz sevgili izleyenler. Evet hocam, öncelikle ilk sorumuza başlamak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda bir üzücü bir olay yaşandı. Yani ülke gündemini gerçekten hem üzen hem de ciddi anlamda şoka uğratan bir olaydı bu. Bir annenin kızının gözleri önünde, evet doğru diyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, sorumuza geçmeden önce özür diliyorum, epey bir ara verdik. Öncelikle Kur'an tilavetinden başlayacağız programımıza başlamadan önce. Mehmet Akdemir hocamızın kısa bir Kur'an tilaveti olacak. Ondan sonra sorularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ تَقَبَّلَ اللَّهُ بَارَكَ اللَّهُ Evvela tabi biliyorsunuz feyiz meclisindeyiz. Feyiz meclisi Kur'an'la açılması gerçekten hoştur, güzeldir. Zevklidir. Hele hele derviş hoca okuyorsa bu Kur'an'ı dinlemek çok daha insana verir. Zevk verir. Mutluluk verir elhamdülillah. Feyiz verir, bereket verir. Ayetlerle alakalı tıbbi ayetleri duyunca Muharrem ayının da evet Muharrem ayı ile alakalı da sizlere bir iki ifade söylemek istiyorum. Hicri yılbaşınız hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Tüm İslam aleminin Hicri yılbaşı hayırlı ve mübarek olsun. 3 gün önce biliyorsunuz Hicri yılbaşımız başladı elhamdülillah. Bu hicretle alakalı tabi malumunuz Hazreti Ömer zamanında karar verilen bir yılbaşı olarak değerlendirildi Müslümanlar için. Hicreti tabi insan konuşmadan, ayetlerde de zaten onu Mevla Teala hissettiriyor ayetlerde. Hicreti konuşmadan da insan geçemiyor. Hicreti konuşurken de tabi çok uzatmak istemem ama şöyle hicret yani Mekke'den Medine'ye hicreti şöyle kısaca değerlendirmenizi rica ediyorum. Bu hicrette evet güzel insanlar çok sevdikleri belde Mekke. Doğdukları yer,
çocukluğunu geçirdikleri yer, evet gençliğini, evlendikleri, ticaretlerini, evet evlerini, barklarını yaptıkları, akrabalarının bulunduğu ve ticaret merkezi, Beytullah'ın bulunmuş olduğu bir ortam, ticaret merkezi, insanların yoğun ilgi alaka göstermiş olduğu çok kıymetli bir belde, şehir. Ve sadece dinlerini yaşayamadıklarından dolayı, dini mübin İslam'ı yaşayamadıklarından, dinin hükümlerini orada hakim kılamadıklarından, orada istenilen şekilde, istenilen ölçülerde hareket edemediklerinden dolayı Mekke bırakılıp Medine'ye, yani Yesrib, kurak, hastalıklı bir yer olarak o zamanki şartlarda, daha sonra biliyorsunuz Medine-i Münevvere oldu, nurlanmış şehir oldu. Ondan sonra hastalıkların tedavi olduğu yer oldu ama daha sonra oldu. İlk önce öyle değildi yani. Yani burayı, yani Mekke'ye bırakıp da oraya gitmek. Çocuğunu, hanımını, ailesini, işini, eşini, evet arsasını, ticaretini, her şeyini bırakarak, her şeyini bırakarak sırf davası için, İslam'ı için, Kur'an için, Allah için, peygamber yolunda hicret eden Müslümanlar. Ya güzel insanlar. Bir örnek vermek istiyorum. Bir tane çok ciddi bir sahabe, ciddi derken zengin bir sahabe, zengin bir sahabe. Evini götürme şansı yok biliyorsunuz. Arsalarını götürmüyor, evini götürmüyor, ticaret şeyle mallarını götürmüyor. Sadece altınlarını ve gümüşlerini almış. Altın, gümüş, yani değerli eşyalarını almış. Onları taşımak istiyor Medine'ye. Yolunu kesiyorlar. Olmaz diyorlar. Nereye gidiyorsun? E diyor ki, evlerim, bineklerim, ondan sonra arsam, her şeyim burada. Hepsi size kaldı zaten. E bırakın, şu hiç olmazsa bunlara götüreyim. Yok, olmaz. Niye olmaz? Çünkü burada onları kazandın. E tamam da hoş. Siz mi kazandınız? Yok. Ben kazandım. Bırakın gideyim. Yok. E peki ne olacak? Onları bırakırsan öyle gidersen git diyorlar. O sahabe de bırakıyor be. Bırakıyor be. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشِّي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللّٰهِ Allah buyuruyor. Kendi nefislerini, evet, nefislerini Allah'ın rızası için satın alanlar. Allah'ın rızasını tercih ediyorlar. Malı, mülkü, her şeyi bırakıyorlar. Niye? Allah'ım razı olsun diyorlar ya. Allah razı olsun, gerisi önemli değil diyorlar. Davaları için, dinleri için her şeyden vazgeçebilirler arkadaşlar. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Tavizsizdir anlayışı için yaptılar. Yoksa Mekke'de olaylar normalleşmişti. Nasıl normalleşmişti? Evet, eziyet çekilmişti. Sözlü her türlü eziyeti çektiler. Fiili olarak her türlü eziyeti çektiler. Sahabenin her biri, evet, çok büyük eziyetler gördüler. Çok büyük eziyetler gördüler. Üzerinde duruyorum. 3 yıl muhasara altında kaldığı bir mahallede içeriye gıda sokulmadı. Çok büyük sıkıntılar gördüler. Efendimiz biliyorsun Taif'te taşlandı, her taraftan kanlar akıyordu. Ama en netice iş normalleşmeye gelmişti. Ne normalleşmesine gelmişti? O eziyetler bitme durumuna gelmişti. Ama eziyetler bitme durumuna gelse de hükümler yaşanmıyordu. Evet, mesela bir faiz sisteminden kurtulamıyordu çünkü genelde faiz vardı. Bir kumar sisteminden kurtulamıyorlardı çünkü genelde kumar vardı. Bir zina sisteminden kurtulamıyordu çünkü genelde kumar, zina vardı. Ve çocuklarını diri diri gömme sisteminden kurtulamıyorlardı çünkü şey vardı. Kadınlara hor davranma sisteminden kurtulamıyorlardı. Çünkü kadınlara hor davranma vardı. Cahiliye döneminden kalma. Ve bunun gibi daha çoğaltabilirsiniz. Bunlardan kurtulamıyorlardı. İstenen İslami hükümler yaşanamıyordu. İslam'ın kuralları geçerli olmuyordu. O yüzden dolayı daha İslam'ı mükemmel yaşamak için Medine'ye hicret ettiler. Ve en netice orada İslam devleti kuruldu. Kardeşlikle beraber. Ve orada faizden kurtuldular. Zinadan kurtuldular, kumardan kurtuldular, evet, kadınlara hor davranmaktan kurtuldular ve özellikle diri diri çocuklarını
diri diri çocuklarını gömmekten kurtuldular. İşte güzel insanlar, kıymetli insanlar. Rabbim bize de inşallah bu dini, dini mübin İslam'ı hassasiyetlerle, bu işi şuuruyla yaşayabilmeyi nasip etsin inşallah. Hepimize başarılar nasip etsin, muvaffak eylesin. Bu kadarla yetineceğim. Aslında ayetleri tek tek incelemeye kalktığımızda inanın şey biter. Yani program biter. Sorularımız zaten var. Hoca arkadaşlarımızla da veya sizlerin de sorularını inşallah saygı duymak için bu kadar da yetiniyorum inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim anlatılardan hakkıyla istifade etmeyi nasip etsin. Şimdi ilk sorumuz hocam. Geçtiğimiz günlerde dediğimiz gibi ülke gündemini gerçekten üzen ve dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir anne kız çocuğunun gözleri önünde babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut cinayeti. Siz bu cinayeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemizde son günlerde buna benzer olaylar da çok yaşanmaya başlıyor hocam. Artış gösteriyor. Evvela tabii ben bu konuda bu olayın tam bir vahşet olduğunu açık açık söyleme durumundayım. Bir kız çocuğunun yanında annesini boğazından kesmek veya bu ifadelere sığmayacak bir şey yani. İnsanın böyle ne kalbi ne azaları hiçbir şey almıyor bunu yani. İnsanın beyni duruyor yani. Ya bu nasıl bir iş ya? Peki bu insan mıdır diye soruldu mu? İnsan bundan da bu ifadeye bile cevap bulamıyor yani. Şu ayet-i kerime hep aklıma gelir benim. Bunu söylediğin zaman insanlar kızardı zamanında. Ya öyle olur mu? O bak işte oluyor bak. Bunlar diyor Mevla kel enhami belhum adal. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha aşağıdır. Niye daha aşağıdır? Çünkü hiçbir hayvan bile yavrusunun yanında annesini yapmaz, katletmez. Hayvan bile bunu yapmaz yani. İnceleyin, takip edin, bir tane örneği bulamazsınız yani. Ama bunlar, bilmiyorum anlatabilir miyim, çok büyük tehlike. Peki bu olayla karşılaşıldığında ilk aklıma düşen, çok gerçekten beynim, kalbim kesinlikle kaldırmadı, çok üzüldüm. O çocuğun yerine kendimi koyuyorum, almıyor, kalbim almıyor, azalarım almıyor, beynim duruyor. Çünkü o çocuğun yanında düşünebiliyor musun? 11 yaşındaki bir çocuğun yanında bir annenin feryadı, ölmek istemiyorum ifadesi. Bunlar tabii insanı fena yapıyor yani. O anda kalbime düşeni söylüyorum ben size. Kalbime düşen şey şu. Cahiliye dönemindeki ahlak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce insanların cahiliye dönemindeki insanların davranış sistemi. Cahiliye döneminde nasıl davranıyorlardı? Kadınlara son derece hakaret, hor, çirkin bir davranış vardı. Cahiliye ahlak. Şimdi bunu Müslümanlara yansıtmaya çalışıyorlar. Bir dakika ya, öyle bir şey yok. Sakın ha. Allah'ın kadınlara vermiş olduğu, hanım kardeşlerimize vermiş olduğu saygı, sevgi, muhabbet neyse Müslüman o şekilde ne yapar? Bu işe sahip çıkar yani. Peygamberimizin öğretisine baktığımızda Peygamberimizin öğretisinde son derece ne vardır? Saygı, sevgi, muhabbet, hürmet vardır yani. Ama ben bu olayı duyduğumda ilk aklıma gelen söylüyorum. Cahiliye ahlakında ne var? Cahiliye. Şuur yok. İlim yok. Kesinlikle ve kesinlikle düşünme kabiliyeti yok. Fikir yok. Beyinler dolmuş. Ne yaptığını bilmez bir halde. Cahiliye ahlak. O cahiliye ahlakında diri diri. Şimdi kafamız alabilir mi bizim mesela? Benim kafam almaz. Almasın zaten. Diri diri kız çocuğunu İnsan gömüyordu ya, Allah muhafaza etsin. Nasıl gömüyorsun ya? Kız çocuğu ya, benim kız çocuğum var ya. Biz onlara aman aman diye üzerinde nasıl titrediğimizi herkes biliyor işte. Sen bunu diri de gömeceksin. Kız çocuğunun yanında kalkacaksın, annesinin boğazını keseceksin. Ya bu nasıl iş ya?
Ya bu beyin almıyor bunu yani. İşte bunun tek sebebi var, söylüyorum ben. Cahiliye ahlakı. Vahşet. Bundan tek kurtuluş çaresi var. Onu da hemen söylemek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Sahabeden bir tanesi. İsmini Efendi Hazretimiz vermez. O yüzden biz de vermeyeceğiz. Diyor ki ya Resulallah diyor. Cahiliye döneminde iki şey aklıma gelince birisinde çok ağlıyorum. Bir tanesinde gülüyorum diyor. Ağladığından bahsetmek istiyorum. Çocuğum vardı diyor, kız çocuğum. Gittim diyor ona diyor. Kabir açtım diyor. Kabir açarken diyor. Üzerime tozlar geldi diyor. Topraklar geldi diyor. Geldi kız çocuğum üzerimdeki. Baba aman dedi. Üzerimdeki toz toprakları temizliyor dedi yani. Sonra diyor ben diyor ona diyor kabir hazırlarken. Canlı canlı kabir hazırlarken. O benim üzerimdeki toprakları siliyor diyor. Ve en netice bir tekme attım diyor. Neye düştü diyor. Şeye düştü. Kabre düştü diyor. Canlı canlı gömdü. Bir baktım diyor o anda sahabe, anlatan sahabe, Resulullah'ın gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Niye? Çünkü kız çocuğu geliyor, senin üzerindeki toprakları siliyor, sen onu canlı canlı gömmeye kalkıyorsun. Ya bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş ya? İşte o cahiliye dönemindeki ahlakı gördüm ben bu en son Emine Bulut olayında yani. Tabii. Nasıl kurtuldular? Bakın nasıl kurtuldular? Kur'an'la kurtuldular. Kur'an'la tanıştıktan sonra, peygamberle tanıştıktan sonra bizim de tek çaremiz Kur'an. Tek çaremiz peygamberle tanışmak, onun hayatıyla tanışmak. Bundan başka kurtuluşumuz yok. Çünkü ondan sonra geldiler Resulullah dediler ki ya Resulallah dediler. Ya Resulallah karıncayı kırdım, çekirgeyi kırdım. Ne buyurursun? Daha önce çocuklarını, kız çocuklarını diri diri gömenler Kur'an'la tanışınca, Resulullah'la tanışınca karıncayı ezince geldiler, çekirgeyi kırınca geldiler. Ya Rabbi ne yapmamız lazım dediler. İşte o yüzden bugün de bu vahşetten, bu son derece çirkin, beyinlerin almadığı, ifade kullanamayacak duruma geldiğimiz bu olaylardan kurtuluşun tek çaresi Kur'an ahlakı peygamber yolu. Yoksa mümkün değil. Mümkün değil. İnsanın bunların duymak bile bunları ne yapmıyor insan? Duymasına bile tahammül yok insanın ya. Duymaya bile tahammül yok insanın ya. O yüzden Rabbim inşallah tüm halkımızı, tüm insanlarımızı inşallah Kur'an'a çevirsin. Yoksa mümkün değil. Mümkün değil. Ondan sonraki devamına bakıyorsunuz yine devamlı kadın cinayetleri. Devamlı darplar, devamlı şunlar. Bunlar olacak işler mi ya? Niye? İşte o İslami ahlakı vermezsen, o şuuru vermezsen, o hassasiyeti vermezsen, kadınlara peygamberimizin ifadesiyle davranış sistemini öğretmezsen, o şuuru vermezsen, ben bu konuda sadece birini suçlamak için asla konuşmuyorum. Bana kalsa bütün insanlık suçlu. Bütün halkımız suçlu. Biz dahil suçluyuz. Niye? İstenen şuuru veremiyoruz demek. İstenen ahlakı ulaştıramıyoruz demek. İstenen güzellikleri gerçekten erkeğin hanımlara karşı, hanımların erkeklere karşı davranış sistemlerini istenen şekilde öğretemiyoruz demek ki. Camilerimizde, medreselerimizde, sokağımızda, kanalımızda, nerede olursa olsun demek ki istenen neyi veremedik? Ciddiyeti, hassasiyeti, olgunluğu veremedik demek ki. Veremeyince de insanlarımızın hali bu. Kimse kimseyi ne yapmasın yalandan falanca suçlu falan suçlu demesin yani. İncelediği zaman sen de suçlusun. Bu konuda ne çalışma yaptın derler adama. Hangi çalışmayı yaptın? Hangi çalışmayı ortaya koydun? Hangi mücadeleyi ortaya koydun? O yüzden bütün halk, hepimiz yani. Ne yapmamız lazım? Kesinlikle bu konular üzerinde ciddi bir şekilde çalışma yapmamız lazım. Eğer yapmazsak, güzel bir şekilde anlatmazsak, bildirmezsek, erkeğin haklarını, hanım kardeşlerimizin haklarını ortak derecede, yani erkeğin haklarını anlatayım derken hanımları ezmeyeceksin. Hanımların haklarını derken erkekleri ezmeyeceksin.
Hepsini Allah Celle Celaluhu en güzel şekilde ne yapmış? Erkeğe de haklarını koymuş. Hanım kardeşimiz haklarını koymuş. En güzelini bilen Allah. Çünkü insanı yaratan Allah. En güzelini bilen Allah. İster erkeğin haklarını, ister kadının haklarını da ortaya koyan Allah. Onları güzel bir şekilde ortaya koyduğun takdirde bu işte sıkıntı olmaz Allah için. Çünkü Mevla da sevgi verecek. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Erkeği Allah için hanımlara ikram etmiş. Hanımları erkeğe ikram etmiş. Allah ikram etmiş. Ölçüleri tabii nikah ölçüleri çerçevesinde. Ve aralarına diyor Mevla Teala sevgiyi de muhabbeti de ben koyacağım diyor Mevla Teala. Kuralları koymuş, ölçüyü koymuş, olay bitmiş. O yüzden Rabbim inşallah o ölçülerle hareket edersek işte bu vahşetlerden, bu cinayetlerden, bu tehlikelerden kurtuluruz inşallah. Rabbim kurtarsın. İnşallah hocam. Biraz hocam bir şey soracak mıydınız yoksa? Bununla alakalı. Genel sorular yok. Normal sorular var ama. Hocam bir izleyicimiz hayırlı akşamlar hocam demiş. Hristiyan bir kişi Müslüman olursa onunla evlenebilir miyim diye bir şey sormuş hocam. Normal şartlarda bir erkek Hristiyan ise bir Müslüman kızın onunla evlenmesine müsaade yok. Ancak Hristiyan olan kişi Müslüman olursa veya Yahudi olan kişi veya din dışı olan kişi Müslüman olursa Müslüman kardeşlerimizin onlarla evlenmesine yok sıkıntı olmaz. Ama Hristiyan erkekse ama onda. Ama Müslüman bir erkek Hristiyan hanımla evlenebilir mi? Hristiyan bir hanımla evlenme müsaadesi verilmiş. İlla evlensin manasına gelmez ama müsaadesi verilmiştir. Onu da bilmek lazım. Yani. Çünkü insan illa o zamanki şartlarda öyleymiş demek ki. Şimdi bilemiyorum ama o zamanki şartlarda özellikle söylüyorum. İlla hanım erkeğine ne yapıyor? Tabi oluyor, ittiba ediyor, onun yolundan gidiyor, ondan etkileniyor babı idi. Ama şu anki durumdaki incelemeye bakmak lazım hakikaten. Hanımlardan mı erkekler hanımlardan mı etkileniyor? Hanımlar mı erkeklerden etkileniyor? Onu da incelemek lazım, onu da bilmek lazım. Ama tabii fetva değişmez, fetva böyle yani. Bir sorumuz daha var hocam, müsaade bahsedelim Hristiyanlıkla alakalı. Selamünaleyküm hocam. Bir Müslüman Allah'a şirk koşulan mekanlardan biri olan kilise inşa edebilir mi? Ve dahi bu gibi şirk merkezlerinin temelini atma töreninde besmele çekebilir mi? Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar ve selamlar. Şimdi Mevla Teala onlarla enna yufekün gâtelehumullah enna yufekün. Onlar Allah'a savaş iner diyorlar. Allah onlara savaş iner diyor. Ve onlar Allah'a iftira ediyorlar. Şimdi Allah'a iftira edenlere bu şekillerde destek vermek, bu şekilde onları gerçekten normalmiş mi gibi göstermek, onların kuracağı sistemlere besmeleyle Allah'ın adıyla başlamak, bunlar hakikaten hoş karşılanan şeyler değildir, olumlu şeyler değildir. Olumlu olmadığı için de bunlara olumlu bakma durumunda değiliz yani. Rabbim muhafaza etsin. Evet kıymetli izleyenler, program boyunca sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. 0530 644 36 88 0530 234 04 88 numaralı telefonla bizlere sorularınızı iletebilirsiniz sevgili izleyenler. Evet hocam, diğer bir sorumuz da şimdi bugün itibariyle aslında 1 Eylül'de başladı. Sosyal medya alanında büyük bir proje başlattınız, büyük bir çalışma başlattınız. Bugün de yayınlanan birkaç video ile bu alana, bu sahaya adım atmış oldunuz. Hocam şimdi sosyal medya alanındaki bu büyük proje neyi kapsıyor? Neler var? Biraz açar mısınız hocam? Şimdi evvela şunu söylemek istiyorum. Ortak nokta platformu adı altında sosyal medyada çok ciddi bir çalışmaya başladık. Rabbim inşallah tesirini yüksek edilsin. Dünya üzerindeki Müslümanların veya insanların genel anlamda etkilendiği şey sosyal medya olduğunu ne yaptık? Gördük. Ve ciddi bir şekilde de sosyal medyalarında etkilenip hayatlarına yön veriyorlar. Her şeyden yön veriyorlar. Hayatların her alanına girmişler. Her alanına girmiş durumda yani. Bununla beraber de en önemlisi evlatlarımızın, özellikle genç kardeşlerimizin
çok meşgul olduğu, saatlerini verdiği, hatta günlerini verdiği, belki haftalarını, aylarını devamlı vermiş olduğu bir alan, sosyal medya alanı. Biz FM TV'de elhamdülillah, FM TV kanalıyla beraber elhamdülillah, orta yaş ve yaşlı gruba gerçekten ulaştığımızı, çünkü oralarda insanlarla, yani nerede olursa olsun insanlarla görüştüğümüzde bakıyoruz, orta yaş ve yaşlı grubu gerçekten FM TV'den çok mutlu, memnun, çok destekçi elhamdülillah. Ama genç kardeşlerimizi tabii FM TV'de tutmak ne değil, çok kolay değil. Onu baştan söylemek lazım. Genç kardeşim çünkü normal kanallarda tutmak da mümkün değil yani. O yüzden de genç kardeşlerimizi genel anlamda nerede bulduk? Sosyal medyada görüyoruz. Sosyal medyada gördüğümüzden dolayı istedik ki sosyal medyada illa güzel bir, kuvvetli bir çalışma yapalım. Gençlerimize ulaşalım. Ortak nokta ismini de şundan dolayı koyduk. İnsanlarla, özellikle halkımızla çok ortak noktamız var. Mesela bayrağımız ortak noktamız. Vatanımız, aynı milleti paylaşmamız, milletleri paylaşmamız. Aynı şekilde bununla beraber Allah'ımız, peygamberimiz, hep ortak noktalarımız yani. Gençliğimiz de ortak noktalarımız yani. O yüzden ortak nokta ifadesinde, yani belli anlaşamadığımız konular olsa da anlaştığımız konular var. Belli noktalarda belki fikir alışverişlerinde belki onlar bizim fikirlerimizi veya biz onların fikirlerini beğenmeyebiliriz ama ortak buluşmuş olduğumuz noktalar var işte. O ortak noktalarda, buluşmuş olduğumuz noktalarda buluşmak niyetiyle ortak nokta platformu diye çok kuvvetli bir kadroyla beraber, işi bilen çok kıymetli kardeşlerimizle beraber olaya başlamış olduk. Rabbim tesirini yüksek eylesin inşallah. İlk günden de bunun tesirini çok yüksek derecede gördük. Çünkü gerçekten genç kitle orada. Üzerine duruyorum. Gerçi ben böyle deyince bazıları kızıyor. Diyor ki bütün kitle orada diyorlar yani. Hakikaten orada. Etkileniyorlar yani. Etkilenişim çok yüksek. O yüzden dolayı elhamdülillah bugün itibariyle bu çalışmaya da başladık. Daha önce biz kanal açacağımızı söylediğimizde o zaman da bazı kardeşlerimiz şey yaptılar yani. Yani nasıl olacak? Ya bu işi başarabilir miyiz diye çok bayağı şey yaptılar. Üzerimize geldi kısacası yani. Ama sonra baktılar ki çok haklıymışız. Çünkü kanalda elhamdülillah Kur'an öğretiminden tut, Arapça eğitiminden tut, tefsir, sohbet, soru ve cevaplardan tut. Ne ararsan kanalda hepsini ne yaptık? Sergiledik. Ve halkımızla özellikle belli kitleyle çok ciddi bir şekilde birbirimize ne yaptık? Kaynaştık. Ve elhamdülillah görüşlerimiz, ifadelerimiz, söylediklerimizin her birini, tesirini her zaman gördük. Ne söylediysek de ama maddi olarak, ama manevi olarak, ama siyasi olarak, ama diğer konularda olarak ne söylediysek mutlaka hepsinin çıktığını hep beraber gördük yani. Çünkü ölçümüz belli. Ölçümüz Kur'an. Ölçümüz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an ve hadis ölçülerinde yürürsen şaşırma durumu yok. Yanlış yapma durumun yok. Şimdi inşallah aynı güzelliği, aynı özelliği sosyal medyada da ne yapacağız? Daha aktif bir şekilde sahaya inerek gençlerimize ulaşmak niyetiyle, bütün evlatlarımıza, gençlerimize, insanlığa ulaşmak niyetiyle, hatta inşallah bir aksilik olmazsa başaracağız inşallah. 2 ay sonra bütün programlarımızı İngilizce sosyal medyada yayacağız yani. Kendimiz İngilizce konuşmuyoruz, yanlış anlaşılmasın, başaramayız onu da. Ama şöyle, mesela bir konuyu anlatıyorsak, anlatmış olduğumuz konuyu işte İngilizce'ye çevirecek çevirmen hocalarımızdan bir tanesi diyelim mesela. Çevirecek ve bu şekilde İngilizce, aynı şekilde sosyal medyada ne yapacak? Bu sefer dünya üzerinde ciddi bir emin marif olacak. İngiltere'den veya dünya neresinden olursa olsun insanlar oradan da istifade etmiş olacaklar inşallah. 2 ay
Sonra tabii şimdi kağıt, çünkü evvela sistemin oturmasını sağlayacağız. Ondan sonra da inşallah bu sistemi hayata geçirmeye çalışacağız. Rabbim tesisini yüksek edesin inşallah. Gençlerde çok heyecan gördüm. Elhamdülillah. Hatta orta kesimde iki insana da çok heyecan gördüm. Başarılı olacağız inşallah. Tabii bir çalışmak bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Rabbim inşallah muvaffak etsin. Hocam bir izleyicimiz bir şey sormuş. Selamünaleyküm hocam. Altın hesabı açmak caiz midir diye bir sorumuz var hocam. Şimdi normal şartlarda altınla alakalı fetva veren hocalarımız da var, vermeyen hocalarımız da var. Çünkü altınla alakalı niçin fetva veriyorlar, niçin vermiyorlar onu ben size söylemek istiyorum. Yet biyet, yani direkt elden ele karşılık bulması lazım ifadesi gereğince. Ama bunu bankaya, yani kurum, faizsiz kurumla yapmaya kalksan da yet biyet yapma şansın olmadığını söylüyorlar. Olmadığını söyleyenler, yani elden ele, yani ben verdim sen aldın elden ele, bu şekilde olma şartı olmadığından dolayı, aynı zamanda veya şöyle, yani sen söyle, deposunda yoktur, yani kasasında yoktur, olmadığı için de bu yet olmuyor diye fetva vermeyenler var. Doğru mu? Başlangıcıdır. Fetva verenler var. Onlar da şöyle fetva veriyor. O finans kurumlarının kasalarında bu kardeşimizi alacağı veya vereceği kadar ne vardır? Altın vardır. Altın olduğundan dolayı onun o yatırması veya çekmesi bu şekilde yet biyet olmuştur, olur kabiliğinden fetva verenler var. O yüzden bu kardeşimiz de fetva verenleri alabilir. Yok ben biraz daha sakıncalıyım, dikkat ederim, fetva vermeyenlere bakarım derse, herkes ama fetva verirken de herkes ölçülerine dikkat ederek veriyor yani. Vermeyenler de ölçülerine dikkat ederek veriyor, onu da bilmek lazım. O yüzden dolayı Allah'ım muvaffak edesin inşallah. Ama bugünkü şartlarda özellikle ilim sahipleri, hırsızlığın çok yaygın olduğu bu ortamda insanlara bu konuda fetva veriyorlar yani. Niçin? Çünkü insanların gerçekten mallarını muhafaza etme durumları olmadığından dolayı bu şekillerde muhafaza etmelerine ne yapıyorlar? Olumlu bakıyorlar yani. Allah'a muhafaza etsin. Bir sorumuz daha var hocam. Selamünaleyküm hocam. Zekat verdiğim bayan o parayla umreye gitti. Bu bayana zekat düşer mi? Demiş. Şimdi normalde bir insanın fakir olması, yani 81 gramdan aşağı, nisap miktarının aşağı malı olduğu takdirde kendisine ne verilebilir? Zekat verilebilir. Fakir olması yeterli yani. Fakir olduktan sonra sen buna zekatı verdikten sonra bu zekatı ister haçta kullanır, ister ümrede kullanır, ister başka yerde kullanır. O onun ne yapacağı bir iştir? Bileceği bir iştir yani. Ümreye de gidebilir, başka şeye de gidebilir, her yere gidebilir. Yeter ki o gerçekten zekat almaya malik birisi olsun. Zekat almak ona nedir? Elverişlidir, müsaadesi vardır. Kur'an ölçülerinde alabilir çerçevesinde olsun. Ama zenginse zaten zekat alma durumunda değildir. Ama fakirse zekatı aldıktan sonra o zekatı istediği şekilde ne yapabilir? Kullanabilir yani. Evet hocam, bir izleyicimiz de selamünaleyküm, benim sorum bayanların cennette saçı kapalı olacak mı? Bir de çarşaf giyecekler mi? Ve son olarak açık saçlı bayanların tek bir telinin görünmesi sanki bir erkekle zina yapmış gibi günah oluyormuş. Bu doğru mu? Yani açık olmanın günahı nedir? İyi akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Şimdi cennette ibadet niyetiyle tesettür yok.
Tekrar ediyorum. İbadet niyetiyle tesettür yok. Ama zevk niyetiyle her şey var. Tekrar ediyorum. İbadet niyetiyle ne yok? Çünkü cennette ibadet yok yani. Ama zevk niyetiyle de her şeye müsaade var. Şimdi bazı insanlarımız, halkımız diyelim veya işte artık tesettürle alakalı düşünenlerle söylüyorum. Bazıları örtünmenin, evet Allah'ın emri, mecburum ve zorla yapıyorum şeklinde düşünüyorlar. Hayır ya. Evet Allah'ın emri, haramdan kaçıyor ama zorla yapmıyor, zevken yapıyor. Bunu kendisi tesettürsüzse kabullenmesi mümkün değil. Hayır diyor. Mümkün değil diyor ya. O diyor zorla diyor kapanıyor diyor. Değil. Yapmayın. Bu yanlış. Ya burası çok önemli bir ifade. Mesela çarşafı şerifi giyen bizim kızlarımız olsun, hanımlarımız olsun. Sanki onu zorla giyiyormuş gibi gösteriyorlar. Yok öyle bir şey ya. Hiç kimse, ben bunu yemin ederim kendim dahil olmak şartıyla, hiç kimse kızının çarşaf giymesi için yeminle söylerim zorlamamıştır. Kesinlikle diyorum ben. Benim 3 tane kızım var. Bir tanesi ufak, diğer 2 tanesi. Bir kere zorlamadım ben. Kesinlikle. Kendi istekleriyle, kendi arzularıyla. İşte burayı anlamaları mümkün değil ama. Niye anlamıyorlar bilmiyorum. Şimdi o kendisi tesettürsüz olduğu için o tesettürü ne zannediyor? Zoraki zorbalıklarla. Değil öyle bir şey yok. Yanlış anlaşılırsın. Öyle bir şey yok ya. Kendi istekleriyle, kendi arzularıyla, kendi gerçekten mutluluklarıyla. O bunlar için bir zevk o. Şimdi mesela ben kendimle alakalı söylüyorum. Şimdi sakal bırakmak mı, sakalsızlık mı? Bana göre sakal bırakmak büyük zevk. Çok güzel. Çok hoş. Bana sakalsızlık hiç aklıma yatmaz yani. Sünnet olmasının başka şeyi ya, yanlış anlaşılmasın. Ya sünnet olması başka bir konu. O bir başka konu yani. Ama bir de insanın arzu ettiği, zevk aldığı, mutlu olduğu bir şey vardır ya. Ama dedim ya, şimdi öbür tarafta mahalle baskısıyla sanki örtüye girenler, mesela adam 5 vakit namaz kılıyor misal, zorla mı kılıyor? Ya zorla namaz mı kılınır be babacığım ya? Ya namazı zevken kılacaksın ya. İbadeti zevken yapacaksın ya. Tesettürü o yüzden bizim ailelerimiz, kızlarımız tesettürü zevken giyiyorlar, zevken. Lütfen bunu birileri kafalarına ne yapsın? Gerçekten yerleştirsin yani. Zorla değil. Zorla yok ya. Bilmem anlatabilirim ya. Diğer konuda zina eder ifadesi çerçevesinde zina, bunlar birilerinin kendi abartması, tesettürsüzlük, gerçekten isyandır. Allah'a isyan olması sebebiyle. Günah mıdır? Günahtır. Ama kalkıp da şöyledir, böyledir, çok da uzatmaya neye gerek yok yani. Doğru olan bir şey mi? Değildir. Çünkü Allah, hanım kardeşlerimiz de ne istiyor? Tesettür istiyor. Şimdi bir defa hanım kardeşlerimizin evvela şunu bilmesi lazım. Evvela. Tesettürden önce şunu bilmesi lazım. Bunu biliyorsa zaten tesettür problemi yok. Tesettürden önce şunu bilmesi lazım. Hanım kardeşim, seni kim yarattı? Bana bunu anlat. Seni yaratan kim? Seni yaratan Allah. Seni yoktan var eden, o güzelliğini veren, saçlarından tut, gözlerinden tut, bütün azalarını, bütün zerrelerinden tut, hepsini veren Allah. Seni hayatını veren, sıhhatini veren, afiyetini veren, güzelliğini veren, her şeyi veren Allah. Hayattaki bu bütün nimetleri sana veren Allah. Bu nimetleri veren Allah sana diyor ki, sen diyor, tesettür sana yakışır diyor be. Örtünmek sana yakışır diyor.
Senin muhafazan sana yakıştırıyor. Kıymetli şeyler çünkü örtülür diyor. Sen kıymetlisin diyor. Bu olay bu yani. E sen şimdi bu Allah'la barışık yaşamak istiyorsan, Allah'ım beni yoktan var eden, her şeyi ikram eden Allah'la barışık yaşamak istiyorum ya. Bu kadar nimetler karşılığında ben teşekkür etmek istiyorum diyorsan, o zaman sen de ona tesettürünle zevk alarak, evet, ben bu tesettürden zevk alıyorum diyeceksin ya. O zaman teşekkürünü yapmış olacaksın. Böyle değerlendirirsen işler kolay olur. Ama yoksa, yok ya işte sen bilmiyorsun da ne bilmiyorsun? Sen çok biliyorsun. Ne bilmiyorsun? Ya işte kapalılar zorla kapanıyor, öyle bir şey yok. Kimse zorla kapanmıyor kardeşim. Herkes zevken kapanıyor. Herkes zevken. Herkes gerçekten kendini muhafaza etmeyi, imanı gereğince, imanın lezzetiyle beraber o zevki tesettürde buluyor. Hanım kardeşlerimiz elhamdülillah. İmanın lezzetini al. İmanın tadını al. Bak tesettürde zevk bulacaksın. Ama imanın lezzetini alamazsan bu sefer tesettür senin için ne olacak? İmkansız diyeceksin. Mümkün. Doğru mu diyeceksin? Ama ben bugüne kadar hiçbir hoca kardeşimizin, cemaatimizden hiçbir insanın çocuğuna veya hanımına zoraki mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil diyorum size ya. Zoraki yedirdiğini görmedim. Ama hoca kardeşlerimiz gerçekten imani konuda zevk aldığından dolayı tesettürde sorun olmamıştır. Allah da sorun göstermesin inşallah. Hocam bazı insanlar yazık diyorlar, hatta gördükleri zaman üzülüyorlar dediğiniz gibi hocam. Sanki bir zorakilik var gibi. Onunla kasıtlı ön yargı. İşte, tam tersi de var ama. Çok mutlu olanlar da var. Çok sevinenler de var. Ben mesela ufak kızımız bile mesela başörtüsünü takıp da dışarı çıktığında çok böyle yani tesettür olmadığı halde gerçekten çok takdir edenler var. Memnun olanlar var. Yapamadıklarını üzülenler var. Öyle çok da sevenler. Ama illa tabii şimdi وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا آيَةِ كَرِيمَةٍ مَوْلَى دَلَ. Mesela Kur'an herkese şifa mıdır? Hayır, herkese şifa değildir. Kur'an bu ya, Allah'ın kelamı. Herkese değil. Müminlere şifa diyor Mevla Teala. Zalimlerin husranı pişmanlığını artırır. Zalimlikleri artırır yani. Şimdi aynı şekilde nasıl Kur'an müminlere şifa ise, tesettür de aynı şekilde müminleri memnun ediyor, inananları memnun ediyor, inanan kardeşlerimiz gerçekten hoşuna gidiyor ama diğerleri de rahatsız ediyor. Bu kadar yani. Evet hocam, bunu ben geçen yaşadım hocam. Bir mekana girerken benim ufak kızım çarşaflıydı. Bir güvenlik görevlisi bayan açıktı. Yani dışarıdan baksanız belki şey olarak hani ön yargıyla baksanız İslam düşmanı gibi belki öyle tavır zannedersiniz ama bir hürmet gösterdi benim kızıma. Maşallah ne güzel olmuşsun falan. Birkaç defa bunu yaşadık. Şükürler olsun. Yani öyle gerçekten art niyetli olanlar bu şekilde belki olumsuz davranışlar sergiliyor ama genel itibariyle sevenler de çok. Şükürler olsun. Hocam sakal mevzusu açılmışken bir izleyicimiz, hocam ben eşimin sakal bırakmasını istemiyorum, izin vermiyorum. Bunun bir sıkıncası var mı? Günaha giriyor muyum? İkinci sorumda tek bir vakit namazı bilerek kazaya bırakırsak 80 yıl cehennemde yanma tehlikesi varmış. Bu doğru mu? Şimdi evveler şunu söylemek lazım şimdi. Erkeğin, mesela şimdi erkeği dese ki senin saçlarını ben istemiyorum, kökünden kazacaksın. Ya işte hocam filan, yani dese ne dersin? Ya karışma dersin, ben ne karışıyorsun benim saçlarıma filan dersin. O yüzden hanım kardeşlerimizin kalkıp da erkeğin sakalına karışması ne değil? Kesinlikle doğru değil yani. Onu bilmesi lazım. Ha erkeklerin de, şimdi mesela bir meşhur ifade var Türkiye'de, bu çok geçerli. Hocam diyor, hanım müsaade etmeden nasıl sakal bırakayım diyor. Öyle bir şey yok yani. Hanımın müsaadesi sakal için geçerli değil. Öyle bir şey söz konusu değil yani. Onu bilmek lazım. Çünkü bu erkeği de hanım kardeşlerimizi de yaratan Allah. Ve Allah Celle Celaluhu bize
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Size diyor Resulullah'ta en güzel örnekler vardır. Bize hanımlarımızı örnek olarak değil, Resulullah'ı örnek olarak gösteriyor. Hanımlarımızın sözü değil, Resulullah'ın sözünü örnek gösteriyor. Hanım kardeşlerimizin biz nasıl saçlarına ne yapmayız? Karışamaysak, bunu kökünden kazacaksın diyemezsek, diyemeyeceğimiz gibi, onlar da bizim saçımıza, sakalımıza karışma durumları olmamalı. Öyle olmamalı. Ama Türkiye'de maalesef bu şeye dönmüş, sen söyle. Olmaz, gitmez, şöyle olmaz, böyle olmaz der. Ama tabii bu hoş olan bir şey değildi yani. Böyle karışmak doğru değildi yani, bilmek lazım. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bir izleyicimiz, selamun aleyküm. Dün büyük bir günah işledim. Bugün, bu gün boyu pişman oldum, tövbe ettim. Ama içimde affedilmezsem korkusu var ve daha ne yapmalıyım? Yani aklım fikrim orada, kendime hakaretler ettim. Düşünmemek için uyumak istedim. Hatta sabah namazı için huzura çıkmadım, geç çıktım. Namazsızlıkla kendimi cezalandırmak istedim. Daha ne yapmalıyım? Tövbe namazı veya bir bedel veya oruç daha ne yapayım demiş. Biraz karışık. Şimdi yaptığı da bir hata, anladığım kadarıyla büyük bir hata ki çok etkilemiş kendisini. Büyük bir hata olunca da istiğfarı da büyük yapması lazım yani. İstiğfarı da eğer anlattığı gibi yaptıysa, namaz konusu hariç, namazda öyle kılmamazlık falan değildi, o yanlış. Ama gerçekten güzel bir pişman olduysa, nasuh bir tövbe yaptıysa, ya Rabbi bir daha böyle bir hata yapmayacağım, tövbe ediyorum ya Rabbi, bundan uzak duracağım dediyse ve gerçekten o hatalara düşme konusunda da, o hatalara koşma konusunda da, tekrar ediyorum, burası önemli, konusunda da kendini engelleyecek bir takım şeyler ortaya koyduysa. Şimdi hataya buradan düşüyorsun. O zaman oraya engelleyecek bir şey yapman lazım. Oraya gitmemen lazım. Şimdi rahmetli bir abimiz vardı. Rahmetli oldu. Kıymetli bir abimizdi. Efendim onun bir kendine ait bir hastalığı vardı. Şimdi hastalığı söylemeyeceğim. Olumlu bir hastalık değil tabii. Efendimiz ona derdi ki falanca yere gitme. Falanca yere gitme. Aslında normalde bana, sana, ona demez. Gitme demez. Niye oraya? Çünkü sen oraya gitsen bir şey olmaz. Sende çünkü öyle bir hastalık yok. Ama ona oraya gitme derdi. Niye oraya gitme derdi? Çünkü onun hastalığı orada. Oraya gittiğimi o hastalığa ne yapar? Düşer. Sen biliyorsun ki bu hastalık burada ne yapar? Ben de zuhur eder, meydana gelir. Düşerim yani. O zaman oraya yaklaşmayacaksın. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın diyor Hazreti Allah. Ne demek bu? Çünkü zinaya yaklaştığımız yere düşersin. Allah hepimizi muhafaza etsin. O zaman zinaya yol açan bütün yolları ne yapacaksın? Kendine kapatacaksın. O hataya seni düşürecek olan bütün yolları kendine kapatırsan o zaman sorun olmaz. Rabbim inşallah hepimizi muhafaza etsin. Yoksa insan hata yapmaz diyemeyiz. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Eğer siz hiç hata yapmamış olsaydınız, Allah bir topluluk yapar, yaratır, o topluluk hata yapar, sonra özür dilerler. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendisine özür dilenmesinden, pişman olunmasından mutlu oluyor, memnun oluyor. O yüzden ne yapacaksın? Düştün mü hataya? Özür dilemeyebileceksin. Ama velem yusirru ala ma faalu. Israr etmeyeceksin. Hatanda ısrar etmeyeceksin. Israrlı bir şekilde, inadi bir şekilde, fark etmez oynar bir şekilde hatanın üzerine ne yapmayacaksın? Gitmeyeceksin. Yoksa insan hataya düşmez, ne yapamayız? Diyemeyiz. Rabbim hepimizi muhafaza etsin inşallah. Hocam bir sorumuz da şu şekilde. Şimdi FM TV televizyonunun bir Eylül itibariyle yeni dönemde yayın hayatına başladı, yeni sezon. Dedik, biraz önce de söyledik, 21 tane canlı programımız var. Farklı konularda, konseptlerde. Şimdi bu yeni sezonda sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Kısaca onu da alırsak hocam. Şimdi ben seyirciye biliyorsunuz söylerim. FM TV'den ayrılmayın. Açık söylüyorum. Yani. Çünkü FM TV sabah bir başlar mukabeleyle. Ya Kur'an'la başlar. Sonra mukabele
Hocam ben mukabeleyi Kur'an bilmiyorum ki dinleyemiyorum. Ha öyle mi? Tamam saat 8'de gel kardeşim sana Kur'an-ı Kerim Elif Bağ'dan başlayalım. Sana Elif Bağ dersi verir. Sonra ben Elif Bağ'ı bitir gel Kur'an dersi vereyim der. Kur'an dersi verir. Sonra durmaz. Yine sana tefekkür edeceğin, düşünebileceğin, gerçekten bilgiler öğretir. Yönlendirir. Yeri geldi belgeselini koyar. Yeri geldi buna benzer ciddi ciddi programlar koyar. Ama sana haktan başka bir şey göstermez. En önemlisi burası. Haktan başka bir şey göstermez. Kur'an ve sünnet ölçülerinde sana dünya ve ahiretini kazanabileceğin, bakın dikkat ifadesi çok önemli bu. Dünya ve ahiretini kazanabileceğin yol açar. Akşamları zaten canlı canlı işte gördüğünüz gibi canlı canlı. Sorularınıza cevap bulursunuz elhamdülillah. Dertlerinize cevap bulursunuz elhamdülillah. Eğer kulak verirseniz, gönül verirseniz Allah'ın izniyle aile hayatınızda, ticaretinizde, çocuk yetiştirmenizde çok büyük engelleri aşarsınız. Çok büyük engelleri aşarsınız. Yeter ki kulak verin. Allah'ın izniyle. Çünkü buradaki kardeşlerimizin her biri ihlasla, şuurla, hassasiyetle, samimiyetle çıkıyor. Bir madde anlayışla kesinlikle çıkmıyor. Efendi Hazretlerimizin şuurunu, hassasiyetini, ciddiyetini, güzelliğini aktarmak, Allah dostlarının güzelliklerini aktarmak, hakikaten bu güzellikleri ortaya koymak için çıkıyor. Allah ve Resulü çizgisinden asla, asla, Allah ve Resulü çizgisinden asla taviz vermeden çıkıyor. O niyetlerle çıkıyor. O yüzden dolayı FM TV'den ayrılmazsa hem dünyasını kurtarır adam ama ahiretini kurtarır. Hocam dünyasını nasıl kurtarır? Çünkü FM TV'den devamlı şunu duyar. Sakın ha faize bulaşmayın. Al sana dünyayı kurtardın. Dünyayı kurtardın. Bugün faize bulaşmayan bütün kardeşlerimiz dünyasını kurtarmıştır. Ama faize bulaşan hepsi Allah muhafaza borç bataklığında sürünüyordur. Bu kanalda bunu devamlı duyarsın. Ama kulak vereceksin. Gönül vereceksin. Faize bulaşmayacaksın. E kumara bulaşmayacak diyecek sana. E kumara bulaşma, faize bulaşma. Sen söyle. Zinaya bulaşma. O zaman sen neyi kaybedeceksin? Neyi kaybedeceksin? Kaybetme şansın yok ya. O yüzden elhamdülillah FM TV'den ayrılmayacaksın. Ne yapacaksın? Takip edeceksin. Dünya ve ahiret kurtuluşu olacak inşallah. Rabbim muvaffak etsin. Selamünaleyküm hocam. Hocalarımız zina dahil bütün günahlar Allah katında affı vardır. Yeter ki tövbe et diyorlar. Sizce doğru mu? İnsanlar bu şekilde daha çok günaha girmezler mi? Şimdi doğru ama insanlar günaha daha çok girmezler mi ifadesi orası yanlış. Şimdi Mevla Teala günahları affediyor. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ اِنَّهُ وَالْغَفُرَ Bir daha okuyayım. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعَ Allah bütün günahları affeder. اِنَّهُ وَالْغَفُرُ رَحِيمٌ Allah ziyade esirgeyici, ziyade bağışlayıcıdır. Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit etmiş olan Vahşi Hazretleri'ni Hazreti Allah affetti yani. Hazreti Hamza'yı şehit etti. Sadece şehit etmekle kalmadı. Parmaklarını kesti. Vücudunu yardı. Ciğerini çıkarttı. Bunlardan bu işi yaptıran Hint radıyallahu anha bak daha sonra Müslüman oldu. Hatlarında ölüm kararı verildi onlar. Kine affedildi. O yüzden insan günaha düşüp de affı var mıdır? Affı vardır. Affı vardır. Ama o zaman ben tövbe ederim. Şimdi bugün başımıza gelen bir olay anlatayım ben size. Bugün diyorum. Siz de biliyorsunuz. İllas Hoca kardeşimiz var bizim. Çok kıymetli bir kardeşimiz. Onun da yine bir abisi var. Ömer kardeşimiz. O da hafızdır. İsmi hala Kur'an kursundan tanırım. 40'lı yaşlarda. 41, 42, o yaşlarda. Ömer kardeşimiz. Bakın bugünden bahsediyorum. Yarın biliyorsun öğlendiğin cenazesini kılacağız yani. Bugünden bahsediyorum.
Ömer kardeşim dün akşam saat 1 gibi gece, 1 gibi babasıyla aynı odada üzülmediler yemişler. Üzülmüyorlar yani babasıyla. Sonra Ömer kardeşimiz yatıyor. Babası diyor ki sabah namazına kaldırdım diyor. Kalkmadı diyor. Kaldıramadım diyor. Sonra saat 8.30'da kaldırılmaya kalktı. Baktım kaldıramadım diyor. Sonra İlyas Hoca kardeşimize haber veriyorlar. Bu kalkmıyor diye. Sonra ambulansa haber veriliyor. Derken vefat etmiş. Bak çok önemli bir şey söyledim ben size. Yattı Ömer kardeşimiz. Ne yapamadı? Kalkamadı. Şimdi o yüzden insan bunu böyle bildikten sonra işte Allah muhafaza etsin. Herkes için geçerli. Bütün insanlar için. Hepimiz için geçerli. Varız biraz soyukuz. Hataya düştün. Hataya düştüğün anda vefat edersen ne yapacaksın? Pişman olamadan vefat edersen ne yapacaksın? Tövbe edemeden vefat edersen ne yapacaksın? Çünkü şeytan diyor ki ben diyor insanlara diyor duygularına şöyle bir vesvese veriyorum diyor. Efendimiz anlatıyor bunu. Diyorum ki onlara diyor sen niye tövbe edeceksin ki? Sen kaliteli bir adamsın. Kıymetli bir adamsın. Güzel bir adamsın. Tövbe etmene gerek yok. Falancayı görmüyor musun? Adam rezil. Sen on numarasın. Böyle duygular veriyorum diyor. Tövbe etmesini engelliyorum diyor. Tövbe etmesini engelliyorum diyor yani. Allah muhafaza etsin. Bakın bugün insanlara bakın. Ya yapma kardeşim yanlış yapıyorsun diye. Sen hemen kızıyor. Ne var ki bunda? Ben ne yapıyorum ki? Sen daha ne görmedin ki? Ne gördün ki? Daha neler var filan? Hata yanlış yapanı örnek alıyor. Ya yanlış yapan örnek alınmaz. Senin örneğin yanlış yapan insan değil. Senin örneğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden üzerine duruyorum bu ifadenin. Yani pişman olma durumun olmadan ahirete gidersin. Ve bunu da çok duyuyoruz değil mi? Allah hepimizi muhafaza etsin. O yüzden Allah tövbe edeni affeder. Ama kalkıp da tövbe edeceğim diye günaha ne yapılmaz? Düşünmez. Ötmeden de ne yapabilirsin? Allah bana yakalanabilirsin. Rabbim kayırsın inşallah. Evet. Hocam bir izleyicimiz de ilginç bir soru. Selamünaleyküm. Hocam babamın arabasını kullanmak istiyorum ama babam vermiyor. Benim de arabaya ihtiyacım olduğu zaman izinsiz kullanıyorum. Günah mıdır? Bu duruma bence beni babam düşürüyor. Bir yardımcı olursanız sevinirim demiş. Şimdi normal şartlarda tabii babanın müsaadesini, rızasını almak lazım. Çünkü babanın müsaadesini almadan yapmış olduğun işte biraz ne yaparsın? Sıkıntı çekersin. Ama gerçekten şöyle bir durum var. Gerçekten. Adam çok pinti. Senin de çok ihtiyacın var. İhtiyacın kadar ondan istifade etmeye de müsaade edenler de var yani. Tekrar ediyorum. Adam çok pinti. Senin de ne var? İhtiyacın var. İhtiyacın kadar. Fazlasıyla değil yani. Tekrar bu önemli bir ifade. Fazlasıyla değil. İhtiyacın kadar ne yapabilirsin deniyor? İstifade edebilirsin diyenlere bakarak sen de babandan ne yaparsın? Ama benimkine bana sorsa ben kesinlikle dedim ki babanın gönlünü alacaksın. Rızasını kazanacaksın. Benim şöyle iddialarım var tabii. Belki kendi hayatımla alakalı mıdır bilemiyorum. Kendi hayatımla alakalı olabilir. O yüzden dolayı ben böyle iddialarda bulunuyorum ama ben tabii herkes için geçerlidir babını söylemiyorum. Benim iddiam şudur. Benim iddiam bir erkek hanımını illa ikna etme yollarını bilmeli, isterse bulur. Hanım kardeşlerimiz de erkeğini ikna etme yollarını isterse bulur. Bir erkek, bir baba isterse evladını ikna etme yollarını bulur. Bir evlat da babasını ikna etme yollarını bulur. Hepsi bunların nedir bana göre? Mutlaka mevcuttur yani. Ama nefisler bırakmaz. Mesela darıldım muamelesi. Babam bana ters yaptı, darıldım.
Neyine daraldın ya? Arada bir terslik olur. Bazen yüksek ses olabilir. Olmasa iyi ama olur. Bazen kırıcı ifade olabilir. Bazen evlattan olabilir. Bunu çoğaltabiliriz. Hepsinde olabilir yani. Eğer biz bunları güzel bir şekilde ne yaparsak değerlendirirsek bunların hepsi ne yapar? Sütleme olur. Ama yok ben eyvallah çekmem. Benim nefsim ağır geldi. İzzeti nefsim ağır geldi. Efendi Hazretleri demişler ki Efendi Hazretleri izzetim nefsim ağır geldi. Efendi Hazretleri demiş ki nefis ne zaman izzetli oldu demiş yani. Sen izzeti nefsin ağır geldi. Nasıl olacakmış? Öyle olmazsa o zaman da anneyle de babayla da hanımınla da çocuklarınla da ne yapamazsın? Güzel geçim sağlayamazsın. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın da sonuna geldik. Seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz hocam? Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir feyiz programı oldu yani elhamdülillah. Seyircilerimizi de çok özlemişiz. Sizin olmak güzel biliyorsunuz elhamdülillah. Rabbim tesirini yüksek edilsin. Benim söyleyeceğim önemli olarak şunu söylemek istiyorum. Ne olur kendimizi daima yenileyelim. Gerçekten kendimizi geliştirelim. İnsanlarımıza, gençlerimize, etrafımıza insanlara ulaşmaya çalışalım. Ve büyük vazifeler yapalım. Halkımızı, gençliğimizi düşmüş olduğu tehlikelerden mutlaka kurtaralım inşallah. Rabbim bu yolda hepimize başarılar nasip etsin inşallah. Yoksa her gün böyle çok olumsuz haberler duyuyoruz. Üzülürüz yani. Hep böyle bazı insanlar zaten artık haber dinlemeyi bile bıraktılar. Yani niye artık dinleye o şeyleri ne yaptı kaçtılar. O yüzden dolayı bunları duymak istemiyorsak beraberce güzel çalışacağız. Allah ve Resulü çizgisinde, Kur'an çizgisinde yürüyeceğiz. Allah da bize yardım edecek inşallah. Sizin de almak çok güzel. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz önemli açıklamalarınızdan dolayı. Evet kıymetli izleyenler bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önemli konulara dair sorulara dair cevaplarımızı kıymetli Masum Bayır hocamızdan dinledik. Rabbim hakkıyla anlamayı, istifade etmeyi nasip etsin diyorum. Yeni yayın dönemimizin de tekrar herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hocamızın sohbetinden bir ifade vardı. FM TV sana haktan başkasını göstermez buyurdu. Gerçekten de FM TV haktan başkasını göstermiyor. Dolayısıyla da bizi izlemeye devam edin diyoruz. Hepinizi şimdilik Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.